Ben kaybedeceğim bir seçime girmem. Hayatta oy vermem. Hak etseydi tabii ki olurdu. Hak ettiğini düşünmüyorum. Biz ondan bir jiraltı göremedik yani. Bir tane. Bolu belediye başkanı bir tane. Üstüne yoktur, tanımıyorum. Bunu sadece Bolulular değil ki, bunu diğer illerdeki insanlar da çok istiyor. Boşaraktan oy veririz. Aa, veririm. Kesinlikle. Ben onun hastasıyım. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, altılı masaya çağrıda bulunarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına talip olduğunu söyledi. Özcan, aday olsa Bolu halkı destekler miydi? Şimdi söz vatandaşta. Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz? Vermem. Bilmiyorum. Benim vereceğim yer belli zaten. Aklınızda var mı Cumhurbaşkanı adayı? Var. Kim? Durmak yok. O devam. Altılı masa aday bulamıyor. Tanju Bey gelirse Bolu halkı, bizler hep Tanju Bey'le beraber oluruz. Aynen. Destekliyorum arkadaşım. Doğru. Altılı masa bulamayacak, en güzeli Tanju Bey'i getirsinler. Tanju'ya bütün Türkiye sahip çıkar. Ben veririm Tanju Özcan'a. Onu seviyorum yani, böyle yaptığı işlerden dolayı. Yani veririm o yüzden. Hayır, vermem kardeşim. Çünkü biz onu seçtik. Biz seçtik bu sefer. Bize ihanet etti o adam. Vermem. Hayatta oy vermem. Yani ben oy vermezdim. Çünkü şöyle, hani ben yeterli seviyede bulmuyorum açıkçası. Hani Bolu'yu da son zamanlarda yapılan şeyleri gördüğümüzde, baktığımızda, özellikle mesela yol veya şeye baktığımızda, kaldırımlar vesaire, çok sorun yaşadık biz bu konuda. Veya ben öğrenciyim, okula giderken bile çok sorun yaşıyorum. Bu konuda yani burada bile bunu yapamazken, yani Cumhurbaşkanı olsa ne yapabilir, onu bir düşünmek gerekiyor. Kendisine bir vatandaş olarak vermezdim. Nedenini soracak olursanız icraatlarına bakmak lazım. Vatandaş olarak daha önceden kullandık, oyumuzu verdik. O bir kereliğine mahsus olur. İkincisinde hak etseydi tabii ki olurdu. Hak ettiğini düşünmüyorum. Ben Tanju Başkan'ın olduğu şehirde yaşamaktan gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Ve bunu herkese de söylüyorum. İyi ki de o var. Bundan sonra da olacak inşallah. İnşallah Cumhurbaşkanı da olur. Bunu sadece Bolulular değil ki, bunu diğer illerdeki insanlar da çok istiyorlar. Yani yorumlarıyla katılanlar, YouTube'daki videolarına ya da yayınladığı, onu beğenen, Bolu Belediyesi'ni takip eden herkes de bunu söylüyor zaten. Bilenler de biliyor zaten. Biz çok memnunuz. Her konuda. Hiç kimse hiçbir şey diyemez yani benim yanımda olmamla ilgili. En başta adam gibi adam, Adapazarlı olmama rağmen çok seviyorum. Abim, kardeşim olsun, adam gibi adam olsunlar, oylarımızı fazlasıyla verelim. Gerçekten öyle. Bir tane. Bolu Belediye Başkanı bir tane. Üstüne yoktur, tanımıyorum. Veririm. Ya güzel, konuşması güzel. Daha sonra daha güzel yönetebileceğini düşünüyorum. Yani düşünürdüm, vaatlerine göre verirdim. Neden verdim? Olabilirdim yani. Bence yeterli siyasi altyapısı olduğunu düşünmüyorum. Her olsa ne olsa. Ben sadece onun şahsına Cumhurbaşkanı adayı olması için boşaraktan oy veririm. Bu çünkü partisi var ya, ihraçat değil bunu. Bunlar beni çoğalsınlar, parçalansınlar, iktidara gelmesinler diye vallahi ben boşa boşa veririm. Yani şahsına. Ben onun partisini, AK Partisi'ni hiç sevmem. Vermem. Neden? Bence verilecek daha bambaşka adaylar var. Yani daha o kadar gelişmedi bence. Hiç düşünmeden veririm. Hiç düşünmeden. Keşke yani Cumhurbaşkanı adayını koysam. Hemen diyor. Tanju Özcan bambaşka bir insan bizim için. Değerli bir insan. Değerli bir babamız yani. O konuda maşallah çalışıyor kendisi. Gayet güzel bir insan.